Materyal tanımlama işlemine devam ediyoruz. Burada beyaz renk olarak tanımlayacağımız diğer kısımlara bakalım. Hangi bölümleri olabilir? Mesela surun buradaki bölümlerine beyaz renk tanımlayabiliriz. Onları ekleyelim. Seçelim bakalım hangi layer'da görünüyor. Bunlar sağ tıklayıp objeyi seçip sağ tıklayıp Properties dediğinizde layer sur olarak görünüyor. Görüyorsunuz. Buradaki objeye bakalım. Tabi Properties diyelim. Bu da sur olarak görünüyor. Bu ikisini bir değiştirmek lazım. Hemen Layer Properties Manager'ıma giriyorum. Sur 1 yapayım bunu. Sur alt diyelim. Ardından buradaki objeleri seçeceğim. Döndürüyorum. Diğer kısımdaki objeleri seçmek için. Taraftan bakalım bir de. Hepsini seçtik. Quick Properties açalım. Quick Properties'ten açılan panelden, layer'dan buradan layer'ini değiştiriyorum. Sol alt yapıyorum. Ve böylece problemi gidermiş oluyorum. Bu kısma tuğla şeklinde malzeme atayacağım. Material Standard by Layer diyorum. Ve açılan pencereden işlemi gerçekleştireceğim. White rengini sur layer'ına atayacağım. Şöyle uygulayalım. Başka diğer beyaz rengi uygulayacağımız bölümler var mı? Ona bakıyorum. Renklerde sanki bir sıkıntı var gibi. Explode yapalım. Burada Array obje olduğu için belki uygulamıyordur. Layer baca olarak görünüyor. Tam tersi. X yazıp Enter diyorum. Ve buradaki Array objelerini dağıtıyorum. Enter yapıyorum. Artık buradaki tek objelerin hepsi tek obje haline geldi. Birleşik obje haline gelmedi. Yine Array ile arka taraftaki objeleri de seçip Array ile oluşturmuş objeleri Xplot'ta dağıtıyorum. Yani X yazıp ekrana Enter diyorum. Ardından dağıtmak istediğim Array grubunu seçiyorum ve Enter diyorum. İşlemi onaylıyorum. Bu tarafta da var mı? Maalesef var. X yazıp Enter. Objeleri seçtim. Enter dağıttım. Bu tarafta var. Sağ tarafta da aynı işlemi uyguluyorum. X Enter. Objeleri seçtim. Enter. Enter. Burada bu işlemleri düzeltmiş olduk. Şimdi buradaki objeler hangi layer'daymış? Kontrol edelim. Baca layer'ında. Baca layer'ında çizilmiş olan sadece bu objeler olması gerekiyor. Bu objelere bakalım. Bunları duvar layer'ine atarsak aynı renkte olsun. Bacalar ile duvarlar aynı renkte olsun. Görüntüleme moduna 2'de wireframe yapıyorum. Buradaki objeleri seçiyorum ve layer'ına sur olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde bu tarafı da seçip duvar olarak değiştirecektik. D yazıp enter'lıyorum. Duvar. Tekrar seçiyorum. Layer'ını duvar olarak değiştiriyorum. Yine görüntüleme modunu realistik yapalım. Ve ardından attach, material attach komutunu açıyorum. Material attach komutunu açıyorum ve buradan white rengini bu sefer direkt baca layer'ına atayacağım. Bakalım baca layer'ımız nerede? Evet. Okey. Gördüğünüz üzere buradaki objeyi düzenlemiş olduk. Tabii arka plana attığımız zemin ilginç kaldı. Bu zemini seçtikten sonra layer'ını
değiştireyim. Zemin değeri olarak değiştireyim. Simsiyah oldu o da. Şuradaki alt kısımda olan objelere bura kiremit tuğla atayacağım. Tekrar mat yazıyorum ve Material Browser açıyorum. Material Browser otomatikman sağ tarafa ilişiyor. Masonry içerisinde buradan Bricks, Chum Stone diye seçenekler var. Bunlardan belki Brick yani tuğla kullanabiliriz. Bunları da şöyle bir açalım. Hangisi işimize yarar? Ona bakalım. Hangi renk daha bizim uygun olacak? Belki bu tuğla uygun olacak. Bakın. Renk olarak son derece uyumlu duruyor. Bunu burada oluşturduğumuz rengi atayacağız. Neymiş? Modular Brown diye geçiyor. Tekrar Touch by Layer'i atayacağım. Material yazdıktan sonra Material Attach komutunu otomatik komut tanımlamadan seçiyorum. Ve buradan Material Light Brown'du. Bunu sur altta uyguluyorum. OK diyorum. Şimdi yaklaşıp bakalım detaya. Gördüğünüz üzere gayet şık durdu. Burada ölçeğinde de herhangi bir sıkıntı yok. Aynı işlemi burada su basmanlık kısmına da yapacağım.